Bildiğiniz gibi dünyamız Güneş'e en yakın 3. gezegen. Mars ise 4. gezegen. Dünya Güneş etrafındaki dönüşünü 365 günde tamamlarken Mars dönüşünü 687 dünya gününde tamamlıyor. İki gezegen de Güneş etrafında dönerken 26 ayda bir birbirlerine en yakın konuma geliyorlar. Bu dönemde iki gezegen arasındaki mesafe 55 milyon kilometreye kadar düşebiliyor. İki gezegenin birbirine en uzak olduğu zaman ise 401 milyon kilometreye kadar çıkıyor. Dünya'dan Mars'a bir uzay aracı gönderildiğinde ilk başta aracın sadece iki gezegenin birbirine en yakın olduğu mesafe olan 55 milyon kilometreyi kat etmesinin yeterli olacağı akla gelebilir. Ancak bu hatalı bir düşünce. Çünkü uzay yolculuklarının gerçekleşmesi birçok değişkene bağlı. Öncelikle uzay aracı tamamen düz bir rota üzerinde, yani bir çizgi şeklinde hareket etmiyor. Dolayısıyla Dünya'dan Mars'a giden bir aracın kat etmesi gereken mesafe iki gezegen arasındaki mesafeden çok daha fazla. Başka bir deyişle Dünya ile Mars arasında aşılması gereken mesafe ve süre gezegenlerin pozisyonlarına ve harcanacak olan yakıta bağlı. Mars'a gidiş rotası elbette o an olduğu yere göre değil, olacağı yere göre hesaplanıyor. Futboldan örnek vermek gerekirse bunu ara pasına benzetebiliriz. Takım arkadaşınızın koşu yoluna attığınız pas doğal olarak arkadaşınızın ilerisine düşecektir. Yani hareket eden arkadaşınızı topla buluşturduğunuz mesafe onunla sizin aranızdaki mesafeden çok daha fazladır. Mars'a gidiş için harcanan yakıt ve süre bakımından en ideal yöntemin Hoffman transfer yörüngesi olduğu düşünülüyor. Buna göre uzay aracı Dünya'dan ayrıldıktan sonra Dünya'nın Güneş etrafındaki eliptik yörüngesinden daha geniş bir yörünge çizer ve bu çizdiği yörünge Mars'la bir noktada kesişir. Elbette Dünya yörüngesinden uzaklaşmak için hızlanması ve Mars çekim alanına girmek için yavaşlaması gerekir. Bu da yakıt harcamasına sebep olur. Bu sebeplerden günümüz teknolojisiyle Mars yolculuğu yaklaşık 7-9 ay arası sürüyor. Gelecekte bu görevlerin daha kısa süreli ve daha ucuz maliyetli olabilmesini sağlayabilecek uranyumla çalışan nükleer termal roketler ve yüklü atomları hızlandırarak çalışan iyon motorları gibi teknolojiler üzerinde çalışılmaya devam ediliyor. Bu videoyu hazırlarken kullandığımız kaynakları açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.